olursan ol gel. Mevlana'nın sözü. Mevlana'nın sözü, aynen. Bütün bu negatif tanımların hepsini yık ve ne olursan ol gel diyor. Ve biz Asya karakterini bunun üzerine inşa ettik. Bence çok güzel bir karakter olmuş. Sosyal medyada biz paylaşıyoruz. Gün gelecek bunu hoşunuza gitmeyecek, sevmeyecek. Mesela o sosyal medyada çok büyük ilgi gördü. Sondaki harekete bayıldım falan dediler. Büyük fenomen sayfalarda. Bilginiz olsun diye söyledi. Evet, diyor ki kadın sevmeyeceksin, erkek sevmeyeceksin, insan seveceksin. Makyaj sevmeyeceksin. Aynen ve bütün bu felsefe çok güzel. 21. yüzyılda biz hala geldiğimiz noktada birbirimizi cinsiyetler üzerinden tırmalamaya, negatif ağlar örmeye çalıştığımız noktada insanlığımızı unutuyoruz. Biz dünyaya seçerek gelmiyoruz. Kimliklerimizi seçerek gelmiyoruz. Bunların hepsi bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler. Koca koca üniversiteden raporlar var. Cinsiyet insanın seçebilerek geldiği ya da değiştirebileceği bir şey değildir. Bilindik aşk filmlerinden olmayıp tutkusu bu kadar yüksek olduğu için beni çok heyecanlandırıyor. Umarım herkes keyifle izler. Aynı zamanda espri de bir film arkadaşlar. Öyle hani aşk diye bakmayın yani. Mesela bir iradenin bir şey var. İnsan sevdiğini kuru fasulyeyle anar mı ya diyor mesela. Benim annemle babam anmış. Şunu söyleyeyim ben. 14 Şubat'ta olması da ayrı bir önem, evet, değil mi? Evet evet. Yani gerçekten tam zamanında giriyor. Tam gününe yakışır bir film olduğunu düşünüyorum. İzleyen herkes de kendinden çok güzel şeyler bulacaktır. Ben şahsen filmi çok beğendim. Ki ben birazcık komikçiyimdir ondan sonra. Ama buna rağmen filmi çok beğendim. Çünkü filmin içinde espri de var. Tam Türk insanın beklediği gibi bir film bence. Evet evet. Evet. Bu arada sen de çok güzel oynamışsın. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Hepimizin eline İsmi sağlık. İsmi de Hece bu arada filmde. Bu spoiler'ı da vereyim size. Hece göş... ve Evren'in başına neler geldi. 14 evet. Şubat'ta. Sinemalarda. Görüşürüz. Masallardan geriye ne kaldı? Vallahi şerefe. Görüşürüz. Bir aşk filmi. Sizin de aşkınız böyle. Dillere destan. Teşekkür ederiz. Biz de heyecanlıyız. Çünkü Uğur benim çok eski arkadaşım. Beraber çalışmıştım daha önce. Mint yapı. Dolayısıyla bizim ailenin işi. Biz de heyecanla geldik, seyredeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de ailenin dışarıdan üyesiyim biliyorsunuz. Mint ailesi. Ama aşk filmi denince bizim işimiz abi, biz izleriz. Tabii. 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 Biz aşk adamıyız çünkü. Tabii belli zaten, maşallahınız var. Aşkınıza dillere destan. Tam sizlik bir film bence. Bakalım, göreceğiz. Çıkışta söyleriz fikrimizi. Ben önceden izlediğim için biliyorum yani. Bizde şey yok ya, biz iyiye iyiye, kötüye kötü yani. Hiç affetmeyiz. Tamam, yani. O zaman çıkışta soracağız. Tamam, aynen, aynen. Anlaştık. Tamam. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bayağı uzunsun sen abi ya. Ya of, ben bu soruya daha fazla cevap. Ama ben ya, ama ben, ben, ben şu an görünen o ya. Gel abi. Abi tam tam 2 metre. 2 metre. Tam 2 metre. Maşallah abi. Maşallah. Yani ama, öyle hani maşallah. Yanında bir şey gözüküyor diye uzun falan değil. Şu arkadaki panolları uzattık onun yüzünden. Daha ondan kısa kalmış. Normalde filmde sadece ben oynuyorum. Başka hiç kimse oynamıyor. Niye oynuyordunuz filmde? Filmde ben kendimi oynuyorum. Gene ismi Timur olan bir nöroloji doktorunu oynuyorum. Özgür'ün ayrılık sonrası dertleştiği kız arkadaşıyım ben. Bir dakika, ben. İşte o sensin. Sevdiğini evet. Başkasıyla görmeye hazır mısın? Evet, i̇şte o zaman gerçekten ayrılmaktır. O biliyorsun sosyal medyada bayağı döndürdük biz onları. Evet, gördüm onu ve yani ben aslında bu filmin beni zaten en sevdiğim yönü böyle çok güzel ve çok gerçek. Tabii ki Uğur'un kaleminden. Çok güzel aforizmalar var. Evet. Herkesin gerçekten yaşadığı aşkın acısını nasıl en güzel şekilde anlatabilir bir film? Bence böyle anlatır. Birazdan bu filmde masallardan geriye kalan gösterecek. Biz de hemen gösterimden sonra insanlarla birlikte, filmi izleyen insanlarla birlikte filmin yorumlarını alacağız. Bakalım film hakkında ne düşünüyorlar? Aşk, karşındakinin gözünde kendini tamamlama halidir. Seviyorsan git söyle. Söyledim ya. Artistik yapma, biz daha çok seviyoruz. Erkek sevmeyeceksin, kadın sevmeyeceksin, insan seveceksin. Ne biliyor musun ayrılmak? Onu başkasıyla görmeye hazır mısın? Gülüm, gülistanım, güzeller güzeli. Neden başka evlerde yanan ışıkları merak ettim? Bütün şehri, bütün evleri gezerek bitirebilir misin zannettim. Işıkları kapattım gittim. Dozunda kötülük, orta karar bir insanın ihtiyacı olan bir şey. Dozunda kötülük bu dünyanın panzehiri. Hafife almayın ayrılığı. İçinizden insanlar düşüyor. Kendinize bunu yapmasınız diyorum. Masallardan geriye kalan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sinemalarda.
sevgili Bero Güven ve Burcu Güven de burada. Ne düşünüyorsunuz filmle ilgili? Film 10 Şubat'ta giriyor. Film bir kere çok iddialı bir film ve çok ilginç ve özgün bir senaryosu var. Bu devirde özgün senaryo bulmak çok zor. O yüzden çok değerli. Film öyle bir film ki film üzerine çok konuşmamamız gerekiyor. Çünkü böyle sürprizleri var. Anlatması zor filmi. Yani anlatılmaz izlenir. Evet evet, yani anlatırsak yanlış bir şey yapmış oluruz. Böyle onu bir 100 dakikayı böyle örmüş, yani adım adım tuğla tuğla döşemiş Uğur yönetmenimiz. Herkes çok güzel oynamış. Güzel bir film. Böyle değişik bir film, daha önce izlenmemiş, özgün bir şey izlemek isteyenlere tavsiye ediyorum. Birçok cümlesini not etmek isteyeceğim bir film seyrederken. Evet, öyle bir yanı var. Bu filmin bir köşesinden tutuyor olmaktan gurur duyuyorum. Uğur'u tebrik ediyorum. Tüm oyuncu arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah herkes sevsin filmimizi. İnşallah 14 Şubat'ta göreceğiz hepsini. Enteresan bir film olmuş. Ben ilk defa bu türde bir film izledim, eğer bunun bir adı varsa. Ama güzel bir film olmuş gerçekten. Bir de siz biliyorsunuz hani bu tür filmleri çok iyi oynayan bir aktrisiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu tarzda yani, bir şey oynamadım ama. Yani biraz romantik. Evet, durumlar var. Film zaten aslında romantik bir film. Güzel de bir aşk hikayesi anlatıyor ama o aşk hikayesinin içinde o gerçekliği de kıran başka bir durumu var. Bence çok başarılı olmuş. Çok ciddi bir ters köşe olmuş. Şimdi evet. Çok da spoiler vermemek lazım, evet, değil mi seyirci? Ama güzel bir ters köşe olmuş yani. Çok sağ olun. Ben bizi kırmadın. Ederim. Yanımızda Masallardan Geriye Kalan başrol oyuncusu Özgür Çevik. Masallardan Geriye Kalan. Yani Evren var. Abi filmi tekrar izledin. Hayırlı olsun öncelikle bol şeyler. 14 Şubat'ta vizyonda. Teşekkür ederim. Ben yani bu kurgusunu, yani son halini ilk defa izledim. İnsan heyecanlanıyor tabii. Böyle hani geriliyor, şey oluyor yani. Beğenileri de hani istiyor ki insanlar. Salon alkışladı zaten. Evet evet. Mutluyuz ya. Abi bayağı güzel vermişsin sen o karakteri. O kadar güzel ki bizi alıp götürdün. Teşekkür ederim. Vallahi teşekkür ederim. Eline sağlık diyorum. Sağ ol. Benim için kendini izlemek zor bir şey. Vallahi zor. Ama gerçekten süper olmuş. Teşekkür ederim. 14 Şubat'ta vizyonda. 14 Şubat'ta. Bu hazırlandın mı abi, buraya bir şey yaptın mı? Hazırlandım. Vallahi. Vallahi hazırlandım. Neler yaptın mesela, bize kısa bir şey verebilir misin? Şimdi bir içeride zaten nöroloğumuz var. Doktorumuz filmde de oynuyor. Evet. Onunla biraz çalıştık. Çok Uğur, önemli bir şey ya. Evet, Uğur'la biraz çalıştık. Şarkı süreci var zaten. Beraber bir vakit geçirme sürecimiz var. Okul yıllarına geri dönüş sürecim var. Çünkü ben de İstanbul Felsefe mezunuyum ve okulda kalmayı düşünüyordum bir dönem. Bütün bunları birleştirdik yani aslında. Hemen yorumlarını alayım. Ya işte aslında filmde bir sürü sürpriz var. Hiçbirini burada açıklayamayız. Çok kişisel bir film olmuş. Bunu açıkça söyleyebilirim. Hı-hı. Çok kişisel, çok kişiye özel. Ama bence hepimizin içinde yaşadığı anlar var o filmin içinde. Bak ya işte bunu yapan da geçti şu an geçti. Aynen öyle. Çok kişisel bir film olmuş ama bahtı açık olsun. Bence ilgi çekici bir bence iş olmuş. Bence bu müzikleri yaparken nasıl ya, nasıl bir etkilenme biçimin vardı, böyle yansıtıyorsun, bizi derinden etkiliyorsun müziklerle. Pardon, susmuş olduğu için konuşmuyorum. Özür dilerim. Yanımızda Murat Aras var. Murat abi, Masallardan Geriye Kalan galasındayız. Filmi izledin, ne düşünüyorsun? Gerçekten farklı bir film. Gerçekten duygumuza, hissimize ve günümüzün dünyasına dokunan filmlerden bir tanesi. Çünkü sinemaya gitmek istediğimizde o kadar çok farklı film var ki. İşte Recep İvedik'ten, Cem Yılmaz'dan ya da işte BKM Production'dan. Gerçekten bizim duygumuza, ilişkilerimize, insanlığımıza dokunan film çok az kaldı ve böyle bir film izlediğimiz için gerçekten mutluyum. Herkesin eline sağlık. Bayıldım. Yani müthişti. Çok her insanın bence kendinden bulabileceği şeyler vardı. Çok 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 enteresan. Senaryo çok güzeldi. Yani yönetmen Uğur müthişti. Oyunculara bayıldım. Ellerine sağlık. Çok sağ olun. Yapımcımız Birol tabii ki. Onun da ellerine sağlık. Çok güzel filmdi. Çok zevkle izledim. Masallardan Geriye Kalan oyuncusu Anıl burada. Evet. Abi nasılsın? Vallahi bomba gibiyim. Çok iyiyim. Müthiş bir enerji var şimdi galada. Değil mi? Hemen bant maga düşsün. Enerji bol bol söyleyeyim de onu böyle sonra arkada arkaya gösterecekler. Ben senin rolünü çok beğendim.
Teşekkür ederim. Çok güzel bir karakter ortaya koymuşsun. Evet, neşeli bence. Değil mi? Evet, neşeli, monşer. Zıplır bir karakter. Sosyal medyada hep senin lafların düştü, biliyor musun? Gerçekten İşer mi? İşer çözerdik. Evet, evet. Onu söyleyen arkadaş mı? İşer çözerdik. Yani kolay. O kısmı kolay. Abi, filmi çektin, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ayrı bir heyecan var, gişe heyecanı. Aynen, aynen. Ama bence hiç onu düşünmeyin, çok güzel bir iş yapmışsınız. Ya evet, keyifli olduğuna eminim. Ya şöyle bir şey, zaten ben Uğur Hocam'ın yönettiği 90'larda oynuyordum. Evet, o yüzden, hatırlıyorum orada. Bakkal. Evet, Atilla karakteri, Atilla bu şarkı karakteri. Söyleyen aynen, çocuk. Evet. O yüzden yani hani hocanın setine çok aşinayım, o benim oyunculuğumu biliyor. Büyük ihtimalle o yüzden filmine çağırmıştır diye düşünüyorum. Burada Tuğba Ünsal inanılmaz güzel bir kadın. Yani ben film setinde tanıştım. Oynadığı rolle hani her rolün üstesinden gelebileceğini gösteriyor. Evet. Çok değişik bir rolde kendisi. İlayda inanılmaz güler yüzlü, pozitif yani sete resmen neşe kattı. Sen de öylesin abi ya. Evet, evet değil mi ya? Evet, beni de sen öyle. De öylesin. Seni ben de, ben hiç öyle fena ya. Değilim. Beni de izleyin. Aynen. Abi bu sürekli romantik filmler yazıyorsun sen. Dünyanın en güzel kokularını yazdın. Dünyanın en güzel kokusu 1, Dünyanın en güzel kokusu 2'yi yazdın. Bu film var. Böyle bu romantizm sana nereden geliyor abi? Bu hep böyle aşk filmlerinin artık unutulmaz yönetmeni oldun ya Uğur abi. Aşk filmlerini. Ya mizahı da seviyorum. Biliyorum mizahı sevdiğini ama genelde romantik filmler seviyorsun biraz da. Yazıyorsun sinemada. Evet, evet son dönemde öyle. Biraz daha ilişkiler romantik değil mi? Mesela bu masallardan geri kalan bir aşk filmi. Evet. Ama romantik, hani romantik başlığında değerlendirilir mi? Bilmiyorum. Bir ilişkilerle ilgili hayatın içindeki hikayeleri yazmayı seviyorum ama zaten zamanında sitcom yazarken de yani şu anda da hali hazırda sitcom yazarken de ilişkileri yazmayı seviyorum. Hayatta değen hikayeler yapmayı seviyorum. Bu da öyle bir hikayeydi. Bu hikaye ilk oluştuğunda öyle bir hikayeydi ama ilk aklınıza geldikten sonra zaten o süreçte değişiyor. Süreçte de başka bir şekle de büründü. Büründüğü şekilden memnun kaldık. Arkadaşlarımıza paylaştık. Onlar da bizimle beraber olma fikrindeydiler. Mint Motion Pictures yapımcımızla paylaştık. O da, onlar da sağ olsunlar bize önemli bir özgürlük alanı tanıdılar. Destek oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok sağ olun abi.